Bey Burgu'yla Bir Sevda Doğurdu başlıyor. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Gurbette orduları başarıyla temsil eden hemşehrilerimizin konuk olduğu bir programda daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Burcu Grup Gelinlik, Kuaför, Moda Evi ve Organizasyon firmasının sahibi Gürsel Şanlı ve Burcu Şanlı. Gürsel Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Aslında programımıza hoş geldiniz diyoruz ama değerli izleyicilerimiz her hafta olduğu gibi farklı bir konuk oluyoruz. Her hafta başka bir hemşerimizin mekanına. Bu hafta da sizlerle beraber Burcu Gelinlik, Kuaför, Moda Evi ve Organizasyon firmasına konuk olduk. Onların iş yerindeyiz. Bizim için de güzel bir ortam. Böyle gelinliklerin arasında, güzel çiçeklerin arasında bir ortamdayız. Sizlerle sohbet edeceğiz. İnşallah keyifli bir sohbet olacak. Gürsel Şanlı kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gürsel Şanlı Ordu Gürgentepe doğumlu. 1980'da doğum tarihim. 6 yıl Ulubeyli Lisesi ve Ortaokulunda eğitimi tamamladım. Lise mezunuyum. İlerisine devam etmedik. 2002'de İstanbul'a geldim. Memleket hayatımıza fındık zamanı gidebilen ve cenazede bayramlarda bulunabilen bir şeyiz. Esnaf olduktan sonra biraz daha gitmelerimiz aralandı tabii ki. Evlisiniz, bir çocuğunuz var, eşiniz tabii yanınızda. Evet, eşimin yanında 9 yaşında bir oğlumuz var. Şu anda moda, gelinlik, kuaför ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Evet, Burcu Hanım sizi tanıyalım. 1986 doğumluyum. 9 yıl çalışmışlığım var. 14 yıldır kendi işletmemiz. 9 yaşında bir oğlumuz var. 14 yıllık evliyiz. Çok şükür evli devam ediyoruz şu anda. Oğlunuzun ismin Yasin Efe. Yasin Efe, evet. Efe'si aklımda da. Evet. Yasin Efe. Evet, çok güzel. Evet, seyircilerimize de söylediğimiz gibi kuaför, gelinlik, moda ve organizasyon sektörünün içerisindesiniz. Evet. Orada faaliyet gösteriyorsunuz. Ama o işle ilgili sohbete geleceğiz ama biraz böyle hani memlekete gidelim diyoruz. Öncelikle çocukluğunuza dair nasıl bir ailede büyüdünüz, nasıl bir ailenin içinde yetiştiniz? Sırasıyla sizlere soracağım. Önce sizden başlayalım. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Ailenizden biraz bahseder misiniz? Ailemiz çekirdek bir aile. 5 kardeşiz. En küçükleri benim. Babam inşaatçı. Sektöründe devam eden bir kişi diyeti var. Ordu'nda birçok kamu kuruluşlarını yapmışlar ama şimdi kentsel dönüşümden dolayı çok şeylere de gidebiliyor. En küçük olmanın verdiği bayağı bir şeyler var. Problemler var, güzellikler de var. En küçükler biliyorsunuz anneler biraz daha evet, çok sever. Evet. Hani bizim dilimizde ahır beşik muhabbeti vardır. Böyle bir ailede büyüdüm. Annem ev hanımı. İşte okul hayatımızdan birlikte büyüklerimiz evlendi. 2 tane kız kardeşiz, 3 tane erkek kardeşiz. Herkes şimdi kendi ekmeğinde, kendi yolunda. Onlar da artık kendi hallerinde bir çekirdek aile oldular. Onlar da hayatlarına devam ediyor. Anne baba sağ değil mi? Anne baba sağ orada. Onlar topraklarından ayrılamıyorlar. İstanbul'da yaşayamıyorlar. Biz alıştık İstanbul'a. İşimiz gereği, hayat bizi buraya çekti. Onları kış dönemlerinde genelde yanlarımıza gelebiliyorlar. Diğer zamanlarında bağının bahçesinin başında. Yani onlar orada mutlu. Evet. Onların mutluluğunu bozma adına onları da şey yapmıyoruz, zorlamıyoruz. Evet Burcu Hanım, siz nasıl bir ailede büyüdünüz? Çekirdek ailede. Bir abim var, bir erkek kardeşim var. 3 kardeşiz. Annem babam çalışıyor.
Onlar memlekette mi, buradalar mı? Memleketteler. Onlar da orduda. Buradaydılar, orduya dönüş yaptılar. Artık orada kalıyorlar. Emekli anne baba herhalde? Babam emekli, evet. Annem çalışıyor. Beraber çalışıyorlar. Yemek sektöründeler onlar da. He, gıda sektöründe. Tabii gıda sektöründeler. Şu daha evvel... İstanbul'da mutlu olamadılar. Evet, evet. Orada daha mutlular. Onlar gittiler oraya. Hakikaten de mutluluğunu görebiliriz onların da. Çok güzel. Şimdi herkese böyle hani ana babayı soruyoruz da küçükken insanların hafızasında çıkmaz böyle hep anılar vardır. Aslında birçoğunun bir sürü vardır da yani ama çoğu zaman böyle hani sohbet esnasında şunu unutmam derler böyle muhabbet ederler. Biz seyircilerimizle paylaşıyoruz herkesin bir anısını. Çocukluğunuza dair şöyle bir küçük bir anekdotunuzu paylaşır mısınız? Anılar çok. Anlatmakla bitecek gibi değil ama hangi birini anlasam. İlkokulda okulumuz uzaktı. Birkaç kilometre bir yolumuz vardı. Tabii çocuğuz. Köyde de rampalı bir yer. Babam devlet daireleri inşaatı yaptığı için biraz çevresi de iyiydi o dönemde. Kendisi köyde de araba yoktu. Traktörler vardı. Ya da işte eski traktörlerde süt toplayan sütçüler vardı. Orada traktörlere denk getirebilirsek gidebilirdik. Öbür türlü yürüme yolumuz çok fazlaydı. Dolayısıyla da çocuksun, ilkokul 1'e gidiyorsun. 2,5 yıl gittik. Bir dönem eskiden kış çok çetin geçiyordu. Yani yollar günlerdir kapalı kalıyor. Kar üstünde gitmek zorunda kalıyorduk. Ablamla birlikte benden bir büyüğü ablam. O ilkokul 5'e gidiyor. Ben 2'deyim. Eski bizim şimdi hala da kullanılan atkı dediğimiz şeye fırtınaya bir yakalandık. Bizi kurtaracak kimse yok, göz gözü görmüyor. Ağzımı açtığımda bütün rüzgarı içime almışım, nefes alamadım. Yani öyle bir tufan, fırtına şeyi var ki. Ablam ağzımı gözümü sardı ama gitme şansımız yok. Okuldan eve dönüyoruz. Okullarda tatil değil. O dönemde şimdi az bir kar yağdığında okula tatil olabiliyor. O zaman okul tatil değildi. Eskiden köylerde meşhur köy bekçilerimiz vardı. Evet. Sevgili bir Yüksel abimiz var. Allah razı olsun ondan. O bunu düşünmüş. Gelemez bu çocuk. Bunu getiremezler. İçlerinde en küçük de bu diye. Ondan sonra geldi beni sırtına aldı. Evime kadar götürdü. O güzelliği hiçbir zaman unutamıyorum. Babam bunu duyduğunda hemen evimizin yanına inşaatçı olduğu için devlet daireleri yaptığı için hani şeyleri de çevresi de var. Kendi emeğiyle, ben bile emeğim var orada. Yani eskiden şimdi çiviler tek kullanılırdı. Biz orada çivileri söker, tekrar düzeltip tekrar çakardık. Yani o zaman imkanlar öyleydi. Köylü gelirdi, kazma kürek harçlar yapılırdı. Evimizin yanına, kendi arazimize bir okul yaptı. İkinci dönemde kendi okulumuza geçtik. En azından oradaki mahalledeki okulun çok uzak oluşundan dolayı çok problemler yaşayabiliyorduk. Evimizin yanına gidebildi, daha yakın oldu. Böyle bir anım var. Sevgili Yüksel abime de burada sevgiler sunuyorum. Yani onun o şeyini hiçbir zaman unutmayacağım. Onu düşünerek almasaydı belki de yani orada biz çok mahsur kalabilecek bir durumdaydık. Ben de çok kötüydüm yani nefes alamıyordum rüzgardan, tufandan. Öyle bir anım var. Yani birçok da anımız var ama en güzel anım bu. Hem iyi hem kötü anlamında. Çünkü bir tarafta sağlık söz konusuydu. Bir taraftan da kurtarılmak da çok güzel bir duygu. Böyle bir anımız tabii, var. Yani haliyle Gürgentepe'li oluşun da Gürgentepe İslam şeyin ordunun en yüksek yerlerinden bir tanesi. Haliyle orduya ilk kar yağdığı zaman ya kuşa yağar ya Gürgentepe'ye evet, yer yani evet. Neticede. sonuçta ve epey de bir yer. Evet. Haliyle iklim şartlarının çetin geçtiği bir yerden yaşadınız. Evet, şimdi siz bildiğim kadarıyla çok küçük yaşlarda mesleğe başladınız. Haliyle ne derler? Gençlik yaşlarınız, çocukluk yaşlarınız ve böyle meslek içerisine geçti. Sizin anılarınızın daha çoğu herhalde meslekle ilgilidir. O zaman sizden de şöyle mesleğinizle ilgili bir anı paylaşalım. Meslekle alakalı. Çocukluğu o gençlik ya da düşünün sonra söylersiniz, sıkıntı tamam, değil. Tamam, düşüneyim. Tamam, siz onu düşünün. O zaman güzel bir anı düşünürsünüz. Gülsel Bey kardeşim, şimdi biz uzunca süredir birbirimizi tanıyor, biliyoruz. Yani yakinen izleyicilerimiz de bilecekler. Birçok sektörde faaliyet gösteriyorsun. Genç müteşebbis,
eşinizle beraber bu gurbette iş tutmuş, yurt tutmuş, istihdam sağlayan, işte katma değer üreten bir yatırımcımızsınız. Şimdi bugünlere gelinmenin tabii ki zorlukları ve meşakkatli yönleri vardır. İş hayatına nasıl başladın? Öncelikle Evrit'e geldiğimiz zaman, memleketten geldin İstanbul'a. Nasıl oldu? Ve daha sonra da size bu nasıl tanıştınız, ne zaman evlendiniz onu soracağım ama bunu da bir anlatabilir misin? 2002'de İstanbul'a ikamet olarak geldim. Daha önce İstanbul'a gelmiştim var. Bir dolmuşçuluk hayatımız var. Köy, ilçe, ilçe, şehir arası yolcu taşımacılığı yapıyorduk o dönemde. Dolayısıyla da o dönemlerde İstanbul'a çok göç aldı köyümüzden. Gençler İstanbul'a geldi. Evet. Biz de babamın daha sonra yaptığı arıcılık mesleğiyle ilgili bir çalışmalarımız vardı. Daha doğrusu yine dışarılarda, gurbetlerdeydik. Sonra sahtecilik olayları falan başlayınca bizim arıcılığın ve bal sektörünün şeyi çok kötü olmaya başladı. Bu da bizim kazancımızı, geleceğimizi kurtarmayacağını düşündüğüm için dedim ben artık Büyükşehir'de, İstanbul'da bütün köylülerim göç etmiş. Onlarla birlikte bir iş hayatına başlama, yeniden bir hayata başlama şeyine vardım, kararına vardım. 2002'de geldim. Burcu Hanım, uzaktan bir akrabalığımız söz konusu. Sonra ilişkimiz başladı. Sonra ben tamamen İstanbul'da kaldım. Tamamen başka odaklardan kendimi arındırdım. 2005 yılında evlendik. Evlendikten 2 ay sonra eşim yıllardır, 9 yıldır bir ablanın yanında çalıştı. Küçüklüğünden beri bir sektör olduğu için onun bir meslek dalı vardı. Hep onu kurtarma derdine düştüm. Çünkü sıfırdık. Ailemizde de yani çok da bir şeyimiz de yok. Güç alabileceğimiz bir durumları da yok. Kendi gücümüzle bir şeyler çıkarmaya gerek duyduğunu gördük. Sonra eşim yıllardır çalıştığı için onda bir dükkanın, bir arkadaşın, ondan da Allah razı olsun, bir sebebiyet oldu. Evlendik 2 ay sonra biz kuaför ve gelinlik dükkanını devraldık. Devraldık. Uğurlu geldi diyorsun. Yani uğurlu geldi. Uğurlu geldi. Dediğim gibi öyle de bir hikayemiz var ki eşimin 9 dal bileziği var. Başka hiçbir paramız yok. Bir dal bileziği bozdurup kendim askerde güzel yerlerde olduğum için yapabileceğim buradaki şey güvenlik, koruma memuru, öyle bir şeyden başlayalım dedik. Bir bileziğimizi bu eğitimler için gündüz çalıştım. Çalışmak zorundaydım. Bir taraftan evlilik hazırlıkları var. Taksitle eşyalar alıyoruz. Ondan sonra 8 dal bilezikle eşimin şeyini bozdurduk. Yine yetmedi. Yine yetmedi. O zaman bilezik fiyatları aşağıya geliyor. Bizim şeyimiz, yaramız açık. Kapatamıyoruz. Mevlam şükürler olsun. Benim bir büyüğüm, abim var şu an Arabistan'da. Onun da şeyle, katkılarıyla evde işte şu kadar çeyrek var, evde şu para var dedi. Ben tekrar geri atmamı engel oldu. Ve eşime dükkan alacağım dediği zaman, onun gözündeki ışığı gördüğüm zaman Gürsel ne olursa olsun bu dükkanı, bunu almalısın. Artık yıllardır çalışıyor. Hak etti kendi bir yerinin olmasını. Aldık. Sonra eşim tabii burada büyüdüğü için bu bölgede de çalıştı. Birçok bayan müşterisi var. Kendi dükkanını açtığı zaman müşteri konusunda sıkıntısı yok. Çünkü müşteriler sadık ve işini de iyi yapan bir personel olduğu için dükkan açtığı zaman da müşterileri bulacak bunu. Bu düşüncenin de evlendikten 2 ay sonra böyle bir kısmet oldu. Ay maşallah. Evlendik yani kendine para verdik, satın aldık. Bir dünya masraflar ettik. 2 ay sonra biz aynen kendi dükkanımız oldu. İşi böyle büyüttük. Ondan sonra kuaför işi hareketlenince eşimin müşterileri çoğaldı. Çoğalmaya başlayınca büyümek gerekiyor. Büyümek gerektiği gibi de fiziki anlamda dükkan da çoğaltmak gerekiyor. 2012'ye kadar koruma memuru olarak sırlı araçlarda çalışmıştım. Ondan sonra 2012'de bu dükkan açtım. 250 metrekare evlilik alışveriş merkezi olarak adını koyduk. Çünkü genlikle başladık. Diğer dükkandan gelinliği kaldırdık. Güzel bir tadilat yaptık. Orayı komple kuaföre çevirdik.
Sandalye sayılarını, adetlerini çoğalttık. Personel sayısını çoğalttık. Sonra ben de eşimin mesleğinin peşinde takıldım. Kendime bir ofis böldüm. Önce koruma olarak devam edeyim dedim. Personeller çalıştıralım. Kendi çevremizden de personel olmadığı için başkalarına çok fazla güven sarf edemedik. Bazı problemler yaşadık, gördük. Dedim ben işimin başında olayım. Ayrıldım, istifamı evet. verdim 5,5 seneden sonra. 2012'den beri de evlilik alışveriş merkezini yürütüyorum. Peşin sıra iş kendini büyütüyor. Yani bir furya alıyor götürüyor sizi. İşe yatırım hiç olmadık ya da organizasyon içine girdik. Çünkü evet. işimizin bir parçası. Yani şimdi bir salon niyetimiz var, düğün salonu. Yani böyle bir silsile gidiyor. Yani eşimin kuaför oluşundan böyle yavruluyor yavruluyor büyük bir şey hale geldik. Tılsım eşiniz de. Her evet şey, tılsım eşim de. Eşiniz de yani evet. zaten firmanın ismi de sizin isminizi taşıyor. Evet. Burcu Hanım'ın ismini taşıyor. Haliyle tılsım eşiniz doğmuş yani Burcu Hanım doğmuş. Evlilik uğur gelip peşinden işte dükkana bulaşmış olmak peşinden o... Bazen derler ki hep erkeğin mesleğine eşler tabi olurlar. Bize tam ders olur. Ama bunda da bir hikmet vardır derler. Evet. Ya, neticede evet doğru tercih ama sizi de kutluyorum bu arada. Yani şunu diyebilirdiniz. Ya ben bayan işiyle uğraşmam. O işler bize göre değil deyip o tarafa yaslanmayabilirdiniz, gitmeyebilirdiniz. Ama görüyorum ki işinizi seviyorsunuz, eşinizi seviyorsunuz. Evet. Birlikte gözü pırıl pırıl bir gözünüzde böyle bir ışık var. Ve Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Yani daim etsin. Sizin ilk başladığınız zamandan beri tanıyorum, biliyorum. Neler kat ettiğinizi ve mesafelerinizi, her basamağınızı, her yıl bir kademe daha üstüne koyduğunuzu ve koymaya devam ettiğinizi. Ümit ediyorum ki ilerleyen zamanda da orada da herhalde bir projeniz var zaten bununla ilgili, üretimle ilgili. Orada da bir şeyler yapacaksınız ilerleyen zamanın içerisinde. Kısmetse onları da göreceğiz. Size gelmeden evvel şimdi Burcu Hanım'a soralım. Burcu Hanım tabii ki dediği gibi Gülsey Bey bahsetti. Yani mesleğin içerisine sizin sayenizde girildi. Siz nasıl başladınız bu işe? Yani kuaför sektörüne sizi atan sebep neydi? Nasıl oldu bu iş? Şöyle söyleyeyim. Biz Ordu'dan buraya taşınınca o ara okula gitmedim. O arada işte evde kaldım. Abim de şöyle söyleyeyim. Abim aslında bu mesleğe girmeme vesile oldu. Kuaför camında çırak aranıyor diye yazıyormuş. Geldi koşarak eve. Anne baba dedi kuaför yazısında çırak aranıyor dedi. Belki dedi ondan sonra girer dedi. Belki meslek sahibi olur dedi. Gidin bir görüşün dedi. Bir, o görüşmemiz, iş görüşmesine gittiğimiz görüşme 9 yıl oldu. 9 yıl çalıştım orada. Hay maşallah. Aynen öyle yani. O görüşmeyle bu zamana geldik. Hay maşallah. Yani evet gerçekten 9 yıl bir yerde çalışmak güzel bir şey. Evet. Yani bu işin içerisinde. Ondan sonra da kendi yerinizi açtınız zaten. Evet evet. Evlendikten 2 ay sonra yani, kendi yerinizi açtınız. Çok güzel. Şimdi o mesleğe başladığın düşünmüşsündür o arada herhalde makası. Hiç unutamadığın, hani elbette mesleğe başlarken kiminin saçı yanmıştır, kiminin yanlış yapmışındır. Tabii ki. Kimisi, böyle bir güzel bir anını paylaşır mısın bizimle? Güzel bir anımı paylaşayım. Fark etmez, anını paylaş. Yani güzel olur, çirkin olur. Üzüldüğün olabilir, kızdığın olabilir. Ya tabii ki üzüldüğümüz de çok noktalar oldu. Çünkü bu iş çok ince, ayrıntılı bir iş. Çok hassasiyet gerektiriyor. En ufak yanlışında yani ters cevaplar alabiliyorsun, çok üzülebiliyorsun. Hatta bir an düşünüyorsun acaba yapmasam mı yapamıyor muyum diye de düşünüyorsun ama hiçbir zaman ben o tür şekilde düşünmedim. Her zaman ha demek ki vardır bir hatam, vardır bir şeyim. Daha çok kendimi geliştirmeye çalıştım. Yani çok da bir sıkıntı olmadı sonradan. Öğrendik her şeyi. Evet. İşini seviyorsun. Yani gerçekten sevdiğinizi biliyorum. Yani normal şartlarda hakikaten özümseyerek ve can siparişine çalışıyorsunuz. Her sürekli işinizin başındasınız. İnşallah dediğimiz gibi ilerleyen zamanda da planınız var. Ordu'ya yönelik evet, evet, evet. bir şeyler. Onu bizimle paylaşır mısınız? Ordu'ya yönelik ben Ordu'ya bu sistemi getirmek heyecanı çok fazla. Evet.
Şimdi onunla ilgili de kırsal kalkınma ya da işte atıyorum KOSGEB destekli şeyler, eğitimleri de aldım. Yani onlarla ilgili altyapım hazır. Tek sorunumuz iki kişi oluşumuz. Ya komple gideceğiz oraya. Şimdi buradan orayı idare etmek zor. Çünkü dükkanların hepsi buralarda olmasına rağmen hakikaten onları da bir arada tutmak, problemlerini çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak bir hayli güç. Yani birkaç kişinin yapması gereken işler yükü taşıyoruz. Tamamen buradan aynı sistemi orduya, düğün salonu, evlilik alışveriş merkezinden, işte kuaföründen, organizasyonuna kadar. İmalatı tabii imalatı da katmak gerekiyor. Hepsini oraya memleketime yatırım yapıp, memleketim insanına hizmet etmek daha hoş olacağını düşünüyorum. Hem daha mutlu olurum. Memleketindeyim, toprağımdayım. Ya en azından şöyle bir şey. Yani neticede yani burada da memleketinize hizmet ediyorsunuz. Evet. Ağırlıklı çok ciddi manada hemşerimiz geliyor zaten burada. Yakın uzak demeden yani sizi bilen, tanıyan arkadaşlarımız. Yani bugün İstanbul, Bağcılar, Güneşli semtinde duruyoruz. Orada dükkanınız. Ama neticede sizin müşteriniz sadece bu bölgede, Bağcılar bölgesinde değil. Değil. Küçükçekmece'den de geliyor, Büyükçekmece'den geliyor. Karşıdan Anadolu yakasından da geliyor. İstanbul'un diğer ucundan da gelebiliyor. Neticede artık bir de teknoloji de değişti. Yani haliyle insanların sürekli buraya gelmesi gerekmiyor. Bugün yapmış olduğunuz kendi sitenizin içerisinde modellerinizi insanlar görüp o model üzerinde fikirler, kataloglardan bakıp size öneride bulunabiliyor, görüşebiliyorlar. Dolayısıyla tercih noktasında bugün sadece İstanbul olması değil, Türkiye'nin herhangi bir yerinde de oradan da size sipariş vermesi ve sizin bunu sağlamanız mümkün. Mümkün. Yurt dışı bağlantılarımız da var. Özellikle Fransa ve Almanya. Onların burada bayağı bir şeylerini gönderiyoruz. Orada da bağlantılı olduğumuz eşimiz, dostumuz, akrabalarımız var. Organizasyon firmalarımız var. Onlar da bizim tecrübelerimizden yararlanarak özellikle iki arkadaşımıza ekmek kapısı açtık. Hemşerimize. Bir tanesi de burada duruyordu. Onu gönderdik oraya. Dedik orada yap. Bazı zaman da diyordu abi sen oraya gelirsen bizi ezersin falan. O zaman bizi hani oraya organizasyon dükkan açıyor. Sen diyor oraya gelirsen çünkü büyüksün. Ben diye ezilirim diyor. Yanında beni çalışan olarak alır mısın diye böyle bir şeyde de komedi yapmak istedi. Hakikaten oraya gittiğimde çok güzel işler başaracağımı kendisinden de duymuştum. Bekliyoruz bakalım yani onun için fırsat yani, kolluyorum. Yani Allah nasip ederse niyetimiz duruyor. İnşallah burada da olacak ve seyircilerimiz için biraz sonra ciddi indirimler isteyeceğim. Yani ben yakinen biliyorum. Bir hemşire olarak biz şimdi evet. Arkadaşız, abi kardeşiz. Beraber bir hukukumuz var. Orada bir sıkıntımız yok. Yeğenim geldi. Allah razı olsun. Her konuda her şekilde yardımcı her oldunuz. Her zaman başımızın üstüne. Herkese yapamayabilirsiniz ama yeğenime çok ciddi manada indirim yaptınız ve ona kolaylık sağladınız. Ben yeğenime yapmış olduğunuz belki yeğenim kadar yapabilirsiniz ya da yeğenime olur en az yeğenim kadar yapabiliyorsanız tüm izleyicilerimiz için de bir kolaylık sağlamanızı her konuda hem Burcu Hanım'dan istiyoruz. Burcu Hanım'a gelsin de bu civarda ve sizden aynı şekilde indirim isteyeceğim. İndirime gitmeden önce seyircilerimize böyle hani her programımızda güzel bir türkü hediye ediyoruz. Türkü dinleyelim, gezelim, işte memleketimize gidelim. Bir hava alalım diye düşüncemiz var. Size kimden ne hediye edelim ve izleyicilerimizle birlikte dinleyelim. Fark etmez. Hepsi bizim için ayrı bir önemi var. Türkülerimizin hepsinin güzelliği bambaşka. Burcu Hanım'a isteyelim o zaman. Bayana soralım. Benim için hiç fark etmez. Fark etmez. Fark etmez biliyorsunuz. Aynen. Hekimoğlu isteyebiliriz. Evet. Hekimoğlu mu? Hekimoğlu isteyebiliriz evet. En çok Rafa Revaş'ta gören Aydın Bey'den Hekimoğlu'nu da sürekli istiyoruz istiyoruz. Neyse Hekimoğlu'dur ama Aydın Bey bir kere daha bizim için de söylesin yani. Öyle değil mi? Şey yapalım. Siz evlilikle yapıyorsun. Biz Hekimoğlu demeyelim de. Aydın Bey böyle Ali Enşe'yi seviyor diye bir türküsü var. Evet. Güzel söylüyor. Siz evlilikle yani mutlulukla ilgili iş yaptığınız için biraz böyle mutluluğa dair bir şey söyleyelim herhalde. Olur. Çok tamam. İyi olur. Yani, İsabet olur. Aydın Bey'den
Ali Ayşe'yi seviyor türküsünü dinleyelim izleyicilerimize diye dedim. Ondan sonra türküden sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Cümle alem duydu beni, sen duymadın vicdansız. Ne oldu oldu artık, saklaması imkansız. Cümle alem duydu beni, sen duymadın vicdansız. Ne oldu oldu artık, saklaması imkansız. Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Adınızı yan yana ağaçlara kazmışlar. Mahalle allı morlu duvarlara yazmışlar. Adınızı yan yana ağaçlara kazmışlar. Mahalle allı morlu duvarlara yazmışlar. Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Varsın olmazsın sonumuz, menekşemiz kurusun. Şu üç günlük dünyada koynağımız yürüsün. Varsın olmazsın sonumuz, menekşemiz kurusun. Şu üç günlük dünyada koynağımız yürüsün. Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Aydın Bey'in ağzını yüreğine sağlık. Türkümüzü dinledik. Tabii bu arada türkümüzü Gürsel Bey ve Burcu Hanım'la beraber istedik. Türkünün formatını aslında Aydın Bey Ali Ayşe'yi seviyordu değil mi? Herhalde Gürsel Burcu'yu seviyor. Burcu'yu seviyor, evet. Evet. Allah sevginizi daim etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda pırıl pırıl bir oğlunuz var. Onunla beraber bir şekilde huzurlu, mutlu, sağlıklı, nice ömürler dileyelim. Evet, izleyicilerimiz için söyledik. Dedik ki türkü arasından sonra güzel bir indirim isteyelim dedik. Evet sevgili dostum, kardeşim. Şimdi izleyicilerimiz için burası moda evi, gelinlik, nişan, her türlü imkan var. Nasıl bir indirim yapacaksınız? Nasıl bir indirim sağlayacaksınız? Şimdi indirim hemşerilerimize mi yoksa kanalı izleyen bütün ya şimdi izleyiciler mi? Biz şöyle yapsak olmaz. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize devrelim. Öncelikle hemşerilerimiz tabii, ağırlıklı hemşerilerimiz diyor ama şimdi
gönül koyabilirler. Bizim burada Amasyalı da izliyor, Kastamonu da izliyor, Tokatlısı da izliyor. Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından izleyicilerimiz var. Sadece hemşehrilerimize diye biz söylediğimiz zaman, o zaman biraz böyle gönül kırgınlığı olabiliyor. Öncelikle evet, hemşehrilerimize diyoruz ama biz TV52 aracılığıyla, yani bu program aracılığıyla sizlere ulaşan, arayan herkes için indirim isteyelim. Şöyle söyleyeyim, hemşehrilerimiz zaten iyi kıyaklar geçiyoruz. Ama kanalımızı TV52 izleyen izleyicilerimizde de onlar da bizden birisi olduğunu varsayarak onlara da aynı güzelliği yapacağız. Alışveriş yaptıkları limitte, sadece kendilik için söylemiyoruz. Bizde çünkü ürün yelpazesi çok fazla, saymakla zaman harcamak istemiyorum. Evlilik öncesi birçok ihtiyaçlarını karşılayabileceği birçok şey firmamızda mevcut. Alışverişlerinde %20 bir indirim, evet, bir iskonto da ek olarak yapalım. Olur mu? %20. %20 evet. Güzel bir indirim. %20, güzel bir indirim, evet, ama bayağı bir indirim ben oluyor. Ben bu arada Mevla'ya... Burcu Hanım da tabii haliyle güzel bir kuaför salonu var. Mesleğinin duayeni olmuş. Evet. Ondan da bir indirim isteyelim. Ben şöyle yapayım. Gelinlik alan müşterilerimize şöyle bir şey yapabiliriz. Gelin başına hediye yapayım ben. Eğer gelin başına gelemezlerse şöyle bir şey yapabiliriz. Aldığı ürün yelpazesi içinde %30 indirim yapalım. O şekilde ayarlayabiliriz. Gönlü bol, yüreği çok güzel bir kardeşimiz tabii. Allah razı olsun. Güzel bir indirim. Evet. Gelin saçı dediğimiz zaman da bugün ciddi bir rakam. Yani bugün rakam telaffuz edersek en az minimum 750-800 TL'den 1000 lira, 1500-2000 TL'ye kadar gidiyor. Gidiyor. Bildiğim kadarıyla değil mi? Bu aralıkta devam ediyor. Güzel bir jest yaptınız. %30 da çok büyük bir rakam. Yani toplam yekünde yaptığımız zaman. Bu arada yelpazeniz epey bir geniş. Yani geniş. Sadece gelinlik değil. Abiye tarzı var. İşte efendime söyleyeyim nişanlık var. Efendim kına gecesi elbiseleri var. Diğer taraftan damatlar için de, evet, aynı zamanda erkeklere de düşünmüşsünüz. Erkekler için de damatlıklar var vesaire. Yine çocuklar için kıyafetleriniz var yine. Kız çocuklar için. Kız çocuklar için. Bunlar için hepsinin geçerli diyoruz. Evet. Burada. Yani toplu alışveriş yaptığında atıyorum dediğim gibi 10 bin liralık bir alışverişi var. %30 çok güzel bir indirim oluyor. Bunda hakikaten faydalansınlar. Hemşerilerimize biz misliyetçiyiz. Çok güzel güzellikler yapıyoruz. Dün akşam da bir hemşerimizin kına organizasyonu yaptım. Bu akşam da bir yine hemşerimizin kına organizasyonu var. Yani şöyle söyleyeyim, onların yapabileceğinden daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Çünkü misliyetçiyiz, hemşerilerimi seviyorum. İstanbul'dayız. Hemşerilerime hizmetmeyi de gurur ve zevkle yapıyorum yani. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten ya böyle söyleyeyim, hani pırıl pırıl derler ya, yani gözünüzde, evet, zaten ışıkları zaten görülüyor. Gelen insanlara güler yüzün, tebessümünüz çok çok önemli. Yani insanlar kapıdan içeri girdiği zaman gerek kuaför salonuna gerekse işte gelinlik alacak veya elbise alacak. Bazen insanlar zaten evlilik öncesinde hep stresli oldular. Çok stresli oluyor, evet. Yani olmadık şeye kızabiliyorlar, üzülebiliyorlar, darılabiliyorlar. Kafaları başka bir yerde. Bazen paraları yetmiyor, bazen zamanları yetmiyor. Bir telaşın içerisindeler. Sizin yanınıza geldikleri zaman, yani defalarca kez de gördüm, böyle bir onlara pozitif bir enerji verip ferahlatıyorsunuz. Her konuda, her şekilde yardımcı oluyorsunuz. Şuradan kapıdan içeri gidip de olumsuz dönen hiçbir müşterinizin olduğunu yok, düşünmüyorum. Yok. Yani herkesi mutlaka memnun ederek ayrılıyorsunuz burada. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum size. Şimdi bu konuyla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. İnsanları hepsini memnun etmek biraz tabii ki zor. Şimdi ürün ağımız geniş. Sizin de dediğiniz gibi evlilik öncesi olduğu için çok fazla şeyler var. Kafalar karışık. Bir rahatsızlık duyabildikleri birçok noktalar olabiliyor çiftlerimizin. Bize geldiği zaman önce onları psikolojik anlamda mutlu etmek lazım. Yani gelin geldiği zaman en iyi gelini bulduğunda mutlu olmayabiliyor. Çünkü buraya gelmeden önce, firmamıza girmeden önce dışarıdaki hayatındaki birçok problemler olabiliyor. Aileler arasında geçimiyle ilgili bazı sıkıntılar, problemler. İnsanız, hepimizde olabiliyor bunlar. Ama bize geldiği zaman biz onu anlayabiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Önce onu rahat ettirmek gerekiyor. Yani
bizdeki alışverişlerinden önce psikolojik anlamda onun bir pozitif enerjiye bürünmesi gerekiyor. Bunu da burada sağlayabiliyorlar. Çıkışta hakikaten paralarından ziyade hayır dualarını almak daha mutlu verici bir olay. Bunda ben çok hoşlanıyorum. Çünkü her çıktıklarında bir hayır dualarını alıyoruz. Yani her şey para değil. Hizmet yani çok geniş çaplı bir kelime. Güzel işleri çıkarmaya çalışıyoruz. Onlar da mutlular. Yıllar önce evleniyor. Müşterilerimizin bizim daimli söz konusu. Hep birbirini getiriyorlar. Yani ben internette ya da sosyal medyada çok fazla böyle aktif olan bir şey değilim. Hep dediğim gibi birine hizmet etmişsem onun illaki bekar arkadaşı olduğunda hemen geliyor diyor ki bizim bir abimiz var, bizim bir ablamız var orada. Bizim bir burada bir firmamız var. Gideceğiz, alışverişimizi burada yapacağız. Çünkü ben gittim orada, mutlu oldum. İstediğim şeyler yaptılar, benim dilimden anladılar. Kızların dilinden anlamak çok önemli. Anladıktan sonra da zaten artık hiçbir şey orada kalmıyor, pürüz kalmıyor. Komplike bir çalışma yapmışsınız. Yani evet. Bu önemli. Yani ben kapıdan içeri girdiğim zaman çalışan personelinizde de aynı tebessümü, aynı güler yüzlü, aynı misafirperverliği görüyorum. Bir aile yumağı haline gelmişsiniz. Onlarda o pozitif enerji var. Sizin herkese öyle. Salonunuzla ilgili. Burada aynı şeyi öyle. Organizasyonda öyle. Evet, o pozitif enerjiyi vermiş olmak, o sinerjiyi yaymış olmak çok önemli. Ne diyeyim? Yani buraya gelecekler şanslılar haliyle. Genç pırıl pırıl insanlar, birbirini tamamlayan unsurlar. Her konuda, her şekilde yardımcı olabiliyorsunuz. Şimdi gelinlikten ve kuaför salonundan bahsettik. Normalde ikisi de yakınlar zaten, alanı beraber. Bu bulunduğumuz mekanın üst katı da aynı zamanda organizasyon salonu değil mi? Evet. Biraz organizasyondan bahsedersek, yani orada neler yapıyorsunuz izleyicilerimize de anlatmak adına? Organizasyon şu dönemde özellikle de kına gecesi organizasyonları gelin adaylarının olmazsa olmazları. Evet. Yani eskiden düğün günü çok revaçtaydı. Artık bu bir değişime uğradı. Kına gecesi olayı düğünün önüne geçti. Kızlarımız o güne daha çok önem veriyor. Ve birçok müşteriden de artık şöyle bir kalıplaşmaya döndü. Kızların düğün günü kına gecesidir. Bu sloganın peşindeler. Buna dönüyor iş. Çok fazla düğüne şey vermiyor ama kına gecesi olmazsa olmazı, özellikle de organizasyonlarda. Ama çok başarılı bir şey. Neden başarılı? Şimdi bir erkek olarak da söyleyeyim, bir sektörün içinde olarak da söylemek istiyorum. Rahat, çünkü birine parayı veriyorsunuz. Hiç stres yaşamıyorsunuz. Hiçbir derdiniz yok. Her şeyi onlar organize ediyor. Dansçısını onlar getiriyor. Nedimesini onlar getiriyor. Kılık kıyafeti onlar veriyor. Geliyorsunuz moda evinden kaftanlarını istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Kına gecesinde birçok kına malzemesiyle ilgili ürünler dağıtılıyor. Hiçbir derdi yok. Yani giyiniyor üstünü başını. Geliyor kuaförden, geliyor moda evinden kaftanını giyiniyor. Burcu Hanım saçını, makyajını yapıyor, hazırlıyor. Biniyor arabasına. Biz ondan önce zaten salona gitmişiz. Bütün kurulumlarımızı, süslememizi, çiçeğimizi, istediği paketlerde neler varsa içerisinde onları oraya düzenli kurmuşuz. Ondan sonraki orada en güzeli organizatörlüğünü yapmak. Siz de organizatörlük yapıyorsunuz yani, bilirsiniz. Bunlarda da hani kızlarımızın çok becerikli olduğu konular değil. Çünkü bazılarını da görüyoruz. Benim diyor arkadaşım çok, ben kendim organize edeceğim ama... Tabii o telaşın içerisinde insanlar onu uğraşamazlar. Bilmiyorlar. Akışkanlığı yapmak, organizatörlük bambaşka bir olay. Bu bir sanat gibidir. Herkesin yapabileceği şeyler değil. O konuda da... Ya şöyle söyleyeyim. Hizmette esasında şu. Yani onların adına siz düşünüyorsunuz. Onların evet. adına siz görüyorsunuz. Eksikleri. Çünkü yapan insanlar görmezler. Bazen yazı yazarsınız. Ben de uzun yıllardan beri basın yayının içerisinde faaliyet gösteriyorum. Yazı yazarsınız bir yerlere ama... Yazıyı ne kadar hata yaparsanız yapın, kendiniz yazdığınız için hatanızı görmezsiniz. Evet. Mutlaka hatanızı görmeniz için birilerine, başkalarına okutmanız lazım. Üçüncü kişilere okutmanız lazım ki onlar hatalarını anlasınlar ve görsünler. Dolayısıyla siz o gözü görüyorsunuz. Yani onların adına düşünüyorsunuz. Nerede ne konulacak, nerede ne oturulacak, masayı nereye koysak, çiçeği nereye koysak, evet. efendim hangi zaman aralığında... Kına tepsini getirsek, neyi ne zaman ikram etsek, dansçıyı ne zaman sahneye çıkarsak, ne zaman oynatsak, müziği nasıl etsek gibi aklınıza gelen tüm planlamaları siz düşünüyorsunuz, tasarlıyorsunuz. Haliyle bu onların yükünü hafifletmiş oluyor. Dediğiniz gibi de kına gecesi esasında bir bayan için olmazsa olmaz. Düğün
biraz şey oluyor. Yani misafirlere hoş geldiniz, sefa geldiniz, merhaba, takı töreni, merasim falan filan vesaire. Bu atmosferin içerisinde ben düğünüm mü yaptım, farklı bir şey mi yaptım diye fark edemiyorlar. Ama kına gecesi onlara ait bir gece. Yani kendine daha ait bir gece. Ehemmiyet göstermeleri veya o geceye yatırım yapmaları çok daha önemli. Sadece kına gecesi değil herhalde. Yani sünnet düğünü de yapıyorsunuz vesaire. Biraz onlardan bahseder misiniz? Şimdi kına gecesi yüzdelik olarak en çok insanların talep ettiği şeylerden bir tanesi. Diğeri de sünnet organizasyonları. Çocuklarımızın sünnet düğünü yapacak ailelerimiz bize başvuruyorlar. Neler istediğini biz sunuyoruz. Bizim yapabildiklerimizi, bizim paketlerimiz, örneklerimiz var ama en çok da anne baba ne istiyor çocuğu için? Şimdi çocuklar bizler için değerli. Onlar için çok şeyler istiyoruz. Salonun ve kendi şeylerin, bütçelerin imkan verdiğince önce bir onları dinliyoruz. Neler istediklerini, bir önce onların bir tarzını anlamaya çalışıyoruz. Sonra onların istekleri doğrultusuna biz hizmet sunumlarını sunuyoruz. Şunu yapabiliriz, işte atıyorum İslami düğün yapacaksa tasavvuf grubu istiyor mu, işte ilahi grubu istiyor mu, ondan sonra şimdi yeniçerilerimiz var, askerlerimiz var, onlar olmazsa sünneti olmuyor. Tahtı taşıyacak kişilerin olması gerekiyor. Tabii ki bununla birlikte süsleme, çünkü çok geniş bir ağ bu. Ondan sünnetin dışında yine doğum günleri isteyenler var. Anne baba ilgilenmek istemiyor. Geliyor bize başvuruda buluyor. Diyor ki ben diyor çocuğuma doğum günü yapmak istiyorum. Biz şöyle böyle bir süslemelerden bahsediyor. Biz onları sunuyoruz. Yaptıklarımızda örnekler falan gösteriyoruz. Bunlar gibi yani bizim biraz şeyimiz geniş. Ama en çok da dediğim gibi kına ve sünnet olayı. Ama organizasyon olunca müşterinin her istediğini getirmek zorundasın. Çünkü organizatörsün, organizasyoncusun. Müşteri istediği zaman sen bulacaksın. Sanatçı da getirebiliriz. İslami düğün de yapabiliriz. Oyunlu düğünler de yapabiliyoruz. Yani o müşterinin isteğine bağlı biz her şeyi, imkanları sunuyoruz müşterimize. Şimdi avantaj dedim ya, avantaj önemli. Yani çoğu kez biz piyasaya gittiğimiz zaman herkesi bir arada göremiyoruz. Her şeyi aynı anda bulamıyoruz. Şimdi Burcan'ın kuaför dedik, tamam, mesleğin içerisinde bu işin. Ama kuaförlü bir tarafa attığımız zaman en önemli şey bayan gözüyle olmuş olması. Yani siz evet, bu işin içerisinde evet yatırım yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ama bayan gözü çok önemli. Onun görmesi, kesinlikle, bayan adına düşünmesi. Çünkü erkekler bayan gibi düşünmezler. Düşünmüyoruz. Düşünemezler. Düşünmüyoruz. Onların düşünceleri daha farklıdır, bizlerinki evet, daha farklıdır. O gözlemi, eksikliği Burcan'ım tamamlıyor. Diğer taraftan haliyle ne oluyor? Burcan'ın bir anne. Sünnet evet, düğün diyorsunuz ya. Evet. Kendi çocuğu için ne düşünüyorsa, ne yapması gerekiyorsa bir anne olarak onu da düşünüyor. Dolayısıyla o doğrultuda bakıyor, o gözlemle bakıyor. Dolayısıyla her şeyin örtüşmüş olduğu bir konseptin içerisinde yer alıyorsunuz. Yani hizmet verirken bunu kendi içinizde düşündüğünüz zaman, dediniz ya biraz önce evlilik, işte evlendiniz, gelinlik aldınız, 2 ay sonra gelinlik dükkanınız oldu. Ama şimdi gelinlik alırken ne gözlemle baktığınızı, nasıl düşündüğünüzü biliyorsunuz. Sonuçta bayan gözümüyle ya kına gecesiyle için. Bunları da aynı şekilde orada uygulayabiliyorsunuz değil mi? Evet, hep ben konuşuyorum. Yani bayağı bir efor sarf ediyoruz. Şimdi Burcan'ın fazla konuşmuyor. Haliyle biraz böyle... Zaten bilgili insan aslında çok fazla konuşmaz. Hep icraata. İcraat, evet, ben. İcraat insanı. Konuşmaktan çok icraat yapmayı seviyor. Şimdi reklam aramız olacak biraz sonra. Reklam aramıza girmeden biraz daha sohbet edelim. Ama kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Organizasyon, kuaför salonu, efendim moda ve gelinlik vesaire. Bu konsepti düşündüğümüz zaman toplam bünyenizde kaç kişi çalışıyor? 10-15 aralığında, bu kış ve yaz dönemlerinde biraz daha değişebiliyor. Çünkü yazı biraz daha artar ama tabii, 15 civarında. 15'i bulabiliyor. 15 kişi istihdam sağlayabiliyoruz. Yaz döneminde düğün sezonu olduğu için daha hareketli olabiliyoruz. Ha bir de şeylerimiz var. Böyle grup firmalarımızdan aldığımız şeylerimiz oluyor. Tabii. Organizasyonlarla ilgili işte çalışmalarda istenilen paketlerin içerikleri falan var.
Onları da o firmalardan biz de şey olarak alıyoruz, ücret olarak müşterimize onlara sunuyoruz hizmetini. Yani normal şartlarda zaten hizmet satın almadan olmaz. Yani normalde bütün müşteriye kendiniz yapıyorsunuz. Tabii kendimiz yapamayız. Yüzlerce insan çalıştırmanız lazım ama bu entegre bir tesis. Şimdi lokomotivin içerisinde farklı farklı unsurları var bir sürü bu işin içerisinde. Tabii bu yelpazenin içerisinde çözüm ortaklarınız var bir sürü. O çözüm ortaklarınızla beraber bu işi çözüyorsunuz ve biraz daha hizmet veriyorsunuz bu konuyla ilgili. Evet, şimdi reklamlar dediğim gibi gireceğiz. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. İnşallah ikinci bölümümüzde reklamlardan sonra izleyicilerimiz için ayrı bir sürpriz bir şey isteyeceğim sizlerden. Bakalım. Yani gelinlik istedik. Kına gecesini istedik. Olmazsa olmaz çocuklarımız için. Çocuklar için de bir şeyler düşüneceğim. Evet, değerli izleyicilerimiz, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az tuzlu Murat Bey vurguyla Bir Sevdadır Ordu devam edecek. Az tuzlu Murat Bey vurguyla Bir Sevdadır Ordu devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, reklamlardan sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Reklam öncesinde sormuştuk, tekrar bir sürpriz, indirim ve hediye isteyeceğimi söylemiştik. Olmazsa olmazımız çocuklarımız için de her şeyin en iyisini istiyoruz. En iyi adreslerden bir tanesi de tabii haliyle burası. Biz şimdi kendimiz için, büyükler için söyledik, gelinlikte, kına gecesiydi, indirimi vesaire söyledik. Çocuklar için ve sünnet işte onların için organizasyonlardan neler yapacaksınız ve neler önerin şeyiniz var, yani hediyeniz ve indiriminiz. Şimdi önerilerimiz çok, sünnet düğünleri de geniş çaplı bir olay. Ama şöyle yaparız, müşterilerimiz aldığı hizmetlerde bizim bir fiyatlarımız var dolayısıyla. Bunlar üzerinden de aynı şekilde kınada ya da gelinlikte, damatta verdiğimiz hizmetler gibi bir %20 bir indirimde ona yapalım. En son %30 demiştik ona. Sizin için bir %10 daha koyalım. Burcu'nun %30 demiştik. %30, ona da %30'a devam edelim. Onları da %30 yapalım. Artı güzelliklerimiz, hediyelerimiz oluyor. Onun sürprizini onlar görsünler. Buradan söylemeyelim. Daha farklı şeylerde artılarımız da olacak. Yani aldıkları hizmetin dışında bizim de vereceğimiz güzelliklerimiz de olacak. Onun sözünü daha verelim. Daha ne olsun derler. Daha ne olsun. Daha yani ne olsun. Evet. Çocuğu düşündük. Büyükleri düşündük. Gençleri düşündük. Herkesi düşündük. İnşallah yarın öbür gün böyle yaşlılar için de bir şeyler yaparsınız da organizasyonlar. Yetişkinler için tamam mı? Şimdi her kuşağa hitap etmek lazım değil mi? Evet. Onlar için de bir şeyler düşünün. Yaşlar için şu an için bir şey daha çıkmadı. Bir sektör doğmadı ama olduğu zaman da ona da yaparız. Biraz düşünün onlara yetişkinler için. Fark etmez ya eski dostlar. Şimdi öyle bir organizasyon yaparsınız ki artık izleyiciler için de olabilir. Ne olur? Şimdi insanların ikinci bahar dedikleri emeklilik yaşlarına geldikleri zaman tabii haliyle kendini bir işe yaramaz gibi hissedebiliyorlar bazen. Halbuki en verimli çağ normalde. En verimli tecrübeyle sabit. O insanları da bir arada tutacak etkinlikler yapmak lazım. Onları düşünün. Onları da ihmal etmeyelim. Onlara da bir şeyler yapalım. İşin içine katmalım. Onları da dinleriz. Güzel bir organizasyon. Bir şeyler çağrıştırır bize. Biz de onun üzerinde Ar-Ge çalışmaları yaparız da inşallah. Yoğun çalışıyorsunuz. Yoğun iş temposunda, karı koca iş hayatının içerisindesiniz sürekli. Yani zaman mefhumunuz yok. Normalde bildiğim için kendim organizasyonun saati olmaz, dakikası olmaz. Hep yoğundur. Yine kuaförün yine aynı şekilde sabahın 7'sinde dükkan açıp gelin saçı yapabilirsiniz. İsteyebilirler, pazar günü isteyebilirler. Geç vakitte efendime söyleyeyim yine aynı şekilde kuaförle uğraşınız vardır. Verdiğiniz hizmet sektörü içinde olmuşunuzla beraber haliyle siz çok kendinize zamanınız olmuyordur. Yani muhtemelen ne yapıyorsunuz? Yani ben tahminim bu ama kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ailecek bir şeyler yapabiliyor musunuz? Ailecek zaman ayırmamız çok istisna. Bunun müzdaripliğini en çok da çocuğumuz yaşıyor. İşimiz 7-24 demeyelim ama ona da yakın yani. Gecelerimize taşıyor. Gece uyurken bile çoğu zaman
yarınki planla ilgili ya da işte geçmiş gündeki yapılan şeylerle ilgili daha iyi geliştirebilme, daha bir üstüne çıkabilme konusunda böyle bir çalışma oluyor. Yani beyin her zaman çalışıyor. Beyin her zaman çalışıyor. Yoğun bir iş tempomuz var. İki kişiyiz. Eşim kuaförde, diğer dükkanlarında belli ihtiyaçları, sıkıntılar olabiliyor, problemler olabiliyor. İşletmecilik zor bir zanaat. Bununla ilgili personellerimizin dışında da çok da bir yardımcımız olamadığından dolayı üstesine geliyoruz yani, öyle söyleyeyim. Yani gelmek zorundayız. Geliyorsunuz da işte yani, kendinize zaman ayırabiliyorsunuz. Kendimize zaman ayıramıyoruz. Yok değil mi? Ayıramıyoruz. Ancak 40 yılda bir böyle tatile matile işte bir fırsat bulursa evet, o şekilde değerlendiriyorsunuz. Şey, normalde hani karı koca iş hayatında aynı sektörde oluşun avantaj ve dezavantajları vardır. Size de böyle avantaj ve dezavantajlar oluyor mu? Onu Burcu Hanım'a soralım önce. Evet. Önce cevabından alalım. Yani bence gayet iyi bir şeyimiz yok. Sırt sırtı veriyoruz. Daha iyi oluyor. Daha güvenli. Tabii ki daha güvenli. Sırt sırtı tabii ki. Yani benim boşluğumu dolduruyor. Onun boşluğunu ben dolduruyorum sonuçta. Çok güzel. Peki yani işi eve, normalde profesyonellik hayatta başarılı olmanın aslında özü şudur. İşe eve götürmemek lazım ya da evi işe getirmemek lazım. Evet. Siz bu noktada bu çizgiye uyuyabiliyor musunuz? Ya uymadığımız zamanlar da oluyor ama genelde onu biz çocuğumuza hiç yansıtmamaya çalışıyoruz. Mesela onun yanında mümkün olduğunca işle alakalı hiçbir şey konuşmamaya çalışıyoruz. Ya ona ağırlığımızı vermeye çalışıyoruz. Çünkü çok az bir zamanımız kalmış oluyor zaten. Akşam geç saatte çıktığımız için onunla da onunla ilgilenmeye çalışıyoruz. Onun dersleriyle, onun istekleriyle ilgileniyoruz. Evet. Çalışma sürecimiz uzun olduğu için yani çok evde bir şey götürmek gibi değil. Zaten eve çok gidebildiğimiz de yok. Gününde işimizde yaşadığımız problemleri eve götürme gibi bir şeyimiz yok. Yani lüksümüz yok. Çünkü çok fazla kısıtlı bir zamanımız var. Reklamların arasında böyle kendinize zaman ayırıyorsunuz diyelim. Aynen. Değil mi? Aynen. Memlekete sık sık gidip gelemiyorsunuz ama fırsat buldukça gittiğinizi biliyorum. Evet, evet. Memlekete gittiğiniz zaman hani ne derler, herkesin böyle bir özlem duyduğu bir şey vardır. İlk gittiği zaman gider gitmez ben şunu yapacağım dediği, önce bayandan başlayalım. Burcu Hanım, memlekete gittiğiniz zaman ilk önce ne yaparsınız? Ya memlekete gittiği zaman olmazsa olmaz önce mis gibi bir havası. Evet. Yani havasına çok hasret gidiyoruz çünkü havası mis gibi. Olmazsa olmaz ailelerimiz mesela. Ailelerimizi çok özlüyoruz ki ailelerimiz zaten orada. Evet. Ya ondan sonra yemeğimiz geliyor zaten. Ana yemeklerimiz geliyor. En çok hangisi? Ya en çok tabii ki de lahana. Neyi? Sarması mı? Sarması. Sarması. Çorbası. Tabii tabii. Onlar. Hali güzel. Evet. Böyle... Biz çok fazla yapamadığımız için de evimizde olmazsa olmazımız. Bazen ben de kendim gittiğim zaman olur ama bazı arkadaşlarımız işte programa katılanlar şunu derler. Çocukluğumuzun oynadığımız, koştuğumuz mahallemizde işte göl kenarı, dere kenarı neyse oraları gezerim derler. Hala hazırda dolaşır. Siz de gider misiniz öyle? Gideriz. Bahçelerimizi gezeriz. Fındık ağaçlarımızı gezeriz. O çocukluk anılarından gideriz. Zamanımız olursa toplarız tabii ki. Çocukluk anılarımızı gözden geçiririz. Yaparız yani onları. Evet Gülsel Bey. Memleketin her şeyi güzel Sezer Bey. Yani şunu demek çok doğru olmayacaktır. Yani gidiyor olmak bile İstanbul sınırlarından dışarı heyecan gittiğimiz olsun, zaman yani. Tabii. Arabanın kontağını yani, çevirdiğiniz zaman. Memlekete gidiyorum havası zaten bambaşka. Daha varmadan değişiyor bizdeki psikoloji. Çünkü memlekete vardığımızda oranın güzelliği nedir biliyor musunuz? Burada pilimiz bitiyor. Orada şarj edip tekrar gidiyoruz. Onun enerjisiyle burada hayatımızı daim ediyoruz. Çünkü büyük şehir, çok fazla problemler olan bir şehir. Kalabalık, stresi fazla. İş yükümüz çok yüksek. Olabildiğince zaman ayırmaya çalışıyoruz. Fındığımız var, bağımız, bahçemiz var. Olmazsa olmazımız zaten gidiyoruz bir şekilde. Düğünlerimiz oluyor. Gitmek zorundasın toplumumuzun bir şeyi. Cenazelerimiz oluyor. Çoğu zaman ailemiz orada olduğu için, eşimin de benim de. Olabildiğince fırsat bulduğumuzda sezonumuzun düşüklük zamanlarında gidip oraları görmek, ailemizi ziyaret etmek, lahanasından yemek, bir doğasına bakmak, ne bileyim bir bağında bahçesinde dolaşmak. Ya bunda ayrı bir güzellik. Memleket güzellik. Şeye
Gürgün Tepe'de Çamlıca Tepesi'ne çıkmamışsınızdır herhalde. Gittiniz mi? Çıktım. Çok kısa çıktım. Belediye başkanımız sağ olsun çok da kahvaltısını yapamadım ama çok istemişti Yener Başkanımız. Ona da çok selam olsun. Gerçekten evet. Gürgün Tepe'ye güzel bir tepe kazandırdı. Ben de çok sevdim ve beğendim. Yani zaten Gürgün Tepe hani sürekli sisli havası olan bir yer. Yani çok sık sis olan bir yer. Şimdi gittik Gürgen Tepe'ye. Giderken o pırıl pırıl bir havada gittik. Baktık, dolaştık falan filan. Bir müddet sonra dedi ki bize aşağıda dedi şuradan seyir terasımız var. Oraya bakalım. Seyir terasına gittik hiçbir şey yok. Gürgen Tepe yok. Sisten değil mi? Kulağı kapandı yani. Kaybolmuş. Ya bulutların üzerinde ne gibi hissediyorsun? Hiçbir yer yok. Neyse yukarı çıktık falan. Çay falan içtik. Bir müddet sonra geldik. Tekrar aynı seyir terasına baktık, sisler kaybolmuş, her taraf ışıl ışıl. Tekrar gittik aşağıya, bu sefer izledik. Hakikaten Gürgen Tepe'nin yani böyle bir çok güzel bir havası, doğası var, iklimi var. Bizim de mesela dergimizde çoğu zaman kullanırken kapak resmi içerideki resimlerin içerisinde o kavşakların Domluca Ormanı falan filan işte ağaçların falan. Çok muhteşem bir doğası var. Harika bir doğanın içerisinde. Tabii sizin de böyle hasret duyuyorsunuz oraya gitmek, orada yaşamak için. Şimdi pahane çorbası ve lahana dedi Burcu'nun ama sen olmazsa olmaz en çok istediğin nedir? Yani orada özlediğin. Bizim şey vardı, onu da kulağına çınlatmış olalım. Şükrü Bakar, bizim Ordu Günleri ağamız. Dedi ki ya o köy ekmeği, ya dedi... Tabii adam güveç ustası, her tarafta yemek yapıyor memle. Ekmeğe fırında dedi, o köy ekmeğinin kokusunu dedi. Duyduğum zaman dedi böyle deliriyorum yani o başka bir şey. Benim gibi mıdır? O da köy ekmeği kuzineden çıkmış, tereyağıyla yağlanmış. Yanına da çayla birlikte başka bir şey hacet yok. Yani gittiğim zaman annem bunu çok şey yapar, hemen ilk fırsatta önüme sunar. Çok sevdiğimi de bildiği için küçüklükten beri. O şeyi devam ettirir sağ olsun anneciğim. Köy ekmeği gibi ya da mısır ekmeği gibi. Köyümüzün yemeklerinin hepsi güzel. Biz şimdi gurbette olduğumuz için bulamıyoruz ya. Evet. Bize daha başka bir şey geliyor. Hani orada olduğumuz zaman bizim için çok fazla şeyini şimdiki yaşadığımız gibi düşündüğümüz gibi düşünmüyorduk o zaman. Ama şimdi İstanbul'a geldik. Abi kuzu kavurma yiyeceğine pancar çorbası iç. Ya işte... Çocukken bir mısır ekmeği ye. Yani bir yoğurdunu, köy yoğurdunu ye, köy sütü iç. Yani bunun güzelliği anlatılacak gibi değil yani. Şimdi diyor ya, o zamanlar külfet gibi gelen şeyler şimdi nimet oluyor. Nimet gibi gelen şeyler bazen külfet oluyor. Bizim Arif Bey de sık sık bunu telaffuz ediyor. Şimdi çocukken baktığımız zaman pancar çorbası, işte yoğurda ekmek doğranması... İşte yok efendim sakırcanın kayganası, melucan kavurması, yok turşunun meme. Bunların hepsi aslında bizim o günün koşullarında soframızda olan şeylerdi. Ama çok böyle de hani aman aman özlem duyduğumuz şeyler değil. Çünkü her zaman var. Şimdi bunları söylerken bile böyle hani içimiz bir şey oluyor, tuhaf oluyor değil mi? Yani... turşu kavurması dediğimiz zaman herkes o yani peynir yüzüne bakan yok, zeytin yüzüne bakan yok. Herkes turşuya hücum ediyor. Evet, evet memleketimizin hasretleri gurbette. Ama bunun da iyi tarafı var tabii haliyle. Orada olduğun zaman bazı şeyin farkına varamıyorsunuz. Her şeyin. Burada daha iyi gözlemliyorsunuz. Zaman bulamıyorsunuz da böyle ayrıca hani kendi içinizde en çok sevdiğiniz zaman bulduğunuz zaman minimize, ailenize ne yapmayı seversiniz? Sezer Bey, eşim ve çocuğumla elle tutup bir yere gitmek bizim için çok güzel bir şey. Yani bir mekanı gözetmek sizin. Hafta sonları bizim sektörümüz hafta sonları yoğun oluyor. Cumartesi, evet. Pazar, düğün sektörleri ya da şey olduğu için eşim de ben de yoğun oluyorum. Çocuğumuz hafta sonu tatil, okul okuduğu için. Salı günleri eşimin dükkanı kapalı, o istirahat edebiliyor. Ben 7 gün devam ediyorum. Böyle bir uyumsuzluk söz konusu. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Çocuğum bundan çok şikayetçi. Ama biz de onun geleceği için
çalışıyoruz. Onu iyi okullarda okutmak. Ben onu olabildiğince sosyal faaliyetlere götürüyorum. Uzun zamandan beri 9 yaşında olmasına rağmen 4 yıldır tekvando yapıyor. Yüzmeye götürüyorum. Ekstra bir yabancı dil eğitimi yaz döneminde Kur'an'a gönderiyorum. Yani bir şekilde onu bir şeyler aşılamaya çalışıyoruz. Bizim yapamadıklarımız onu da yapmaya çalışıyoruz ama o da zamanımız ne kadar süresi gelirse. Futbolu çok seviyor bu sırada. Cumartesi pazarı iple çekiyor. En çok sevdiği şey. Dükkanında da bazen evde de top oynayıp bir yerleri kırabiliyor. Ama şimdi İstanbul biraz şunun çok böyle oynayabileceği ortamlar ya da bizim de ona çok fazla zaman sarf edeceğimiz bir durumumuz olmadığı için o da artık olabildiğince evde ya da dükkanda kendini biraz şey yapmaya tabii çalışıyor. Onu artık memleketi gibi olsa eskiden bizim çocukken harman deriz. Top oynardık. Harmanda oraya buraya topa deptiğimiz zaman bir sıkıntı yok. En burada o zaman plastik top vardı. En kötü ihtimalle tele takılırdı. Ağaca patlardı matlardı ama neticede. Evet. Ama bir özgürlük vardı. Şimdi çocuklar adımıza tabii özgürlük yok. Onlar için mutlaka can siperine çalışıyoruz ama neticede mümkün mertebe onlara da zaman ayırmak lazım. Onlar bekliyorlar. Ailenin ilgisini, şefkatini bekliyorlar. Oğlum senin çocuğun işte geleceğin için uğraşıyorum demiş olmak yeterli değil. Olmuyor. Yani anlamıyorlar onu. Anlamaları da mümkün değil. Mümkün mertebede nöbetle için madem Burcu Hanım'ın salı gün izni varsa o zaman Burcu Hanım o gün bütün vaktini geçirecektir muhtemelen. İşte sizin ne zaman hangi gün boşsa o gün artık işleri beraber yapacaksınız, gezeceksiniz, dolaşacaksınız. Ama haftanın bir günü kendi değil. Sen en iyisi kendine de salı günleri rapor yaz. Evet. Olabildiğince yazıyorum. Salı günleri zaten yoğun olmaz senin muhtemelen işlerin. Evet. Bundan sonra rapor yazarsan kendine bir Burcu Hanım size bir reçete yazsın böyle salı günleri ve ya ihtiyacımız var buna. Ya muhakkak yani anne baba çocuk mutlaka zaman ayırmak lazım. Beraber bir yerde olmak lazım. Şeyde tabii iki insan çalışınca evde çoğu zaman zaman bulamaz mutfağa girmekte. Mutfaklarınız yoktur değil mi? Pek aranız. Mutfağı uzağız yani işin gerçeği. Bir salı günleri evdeymişsin. Yani. Salı günleri yapıyorsundur. Temizliktir, memleğidir, artık yemektir. O günler uğraşıyorsundur. Haliyle bu arada tabii ikiniz aynı şey yapınca iş bölümü paylaşmak lazım. Sen Gürsel Bey mutfağa girer mi? Girer arada. Arada. Arada girer. Girer. Mutfaktan anlarım. Anlarsın. Kurbetçilik yaptığımız için birçok şeyde başarılıyımdır. Ama en çok sevdiğin yaptığın yemek desem? Vallahi ne derler? Hani kötü bir bayanlar iyi miyim derler. Ya da bir şey vardır ya. Yani sen aslında birçok şey yapabilirim. Bu canıma söyleyeyim. En iyi yaptığın yemek? Gürsel miyim mi? Evet. Çok güzel kavurma yapar. Saç kavurmadan bahsedeyim. Çok güzel saç kavurma çok güzel yapar. Olur. Olur olur. Bütün ekiple birlikte başka, bir gün başımızda. Ben pilav konusunda takıntılıyım diyor. Eşim evet. Herkesin söylesin. Yaptığını da beğenmez. Yaptığını da iyi değil. Şimdi yulağın için atmış aldım. Şükrü Bey bizim ordu günleri ağamız anısını paylaşıyordu. Çok da bazen şimdi gülüyoruz, tebessüm ediyoruz ama bazen üzülüyoruz ama güzel bir anıydı. Diyordu ki annesi işte onları şehirde bırakmış bir bekar evinde. Yemek yapacaklarını bilmiyorlar, nasıl yapacaklarını falan. Pilav yapmaya çalışıyoruz. Oluyor çorba diyordu. Çorba yapmaya çalışıyoruz, oluyor pilav diyordu. Şimdi haliyle bunlar çoğu insan bilmiyor. Ben şimdi üniversitede okurken arkadaşım bir tanesi yumurta yapmaya kalkmış. Mutfakta ocağın üstünde salon şeye gittim, koridora, mutfağa. Bir duman almış, başını gidiyor böyle. Lan ne yapıyor oğlum? Yanıyor ocak. Kızgın tavanın üzerine yumurtayı kırmış, üstüne de tereyağı koymuş. Sonra da koymuş. Yani kızgın tavan. Önce tereyağı koyacağını daha iyi. Kaldı ki arkadaş da işte 25-26 yaşlar. Yani bizim yaşı da var yani. Ben o zaman daha ona göre daha gençtim, küçüktüm. Adam 26 yaşında, 27 yaşında neyse işte 25 yaşında yumurta kırması bilmiyordu. Eksikti. Yani ocakta yumurta yanmıştı, kapatılmış. Bir gün
Şimdi ben sana diyeceğim, o da aklıma geldi. Ya çok ilginç. Şimdi onun yan tarafta odası var. Ya odamız yan yana böyle. Onun odasına gittim. İçeri girdik. Oturuyoruz böyle. Sonra kafamı bir tavana kaldırdığım zaman dikkatimi çeken bir şey oldu. Tavanda baktım şey var. Bizim bu spagetti makarnalar yok mu? Hmm. Saçak saçak olmuş. Tomar böyle yukarıdan dallarına yukarıdan aşağı. Asılganmış. Bu ne dedim ya? Dedi ki makarna. Ben de makarna kıvamı. Tavanda ne işi var? Şimdi makarna yapmayı bilmiyor ya. Şimdi demişler ki arkadaşları ya nasıl yapacağız makarnayı? Demiş ki işte su kaynayacak, içine atacağız falan. Peki piştiğini nasıl anlayacaksın demiş. Makarnayı tavana at demiş. Çiğ köfteciler yeri. Bu aklım da tabii fazla haşlamış makarnayı. Bir tane aldık da atıncaya kadar kocaman makarna yapmış, tavana atmış. Yapışmış oraya. Makarna yukarıda saçak saçak. Demek ki pişmiş. Bu konuda sen hep bir şanslısın yani. Ben şanslıyım, evet. Burcan da şanslı yani gerçekten. Evet, paylaşım önemli. Güzel. Paylaşım önemli, evet. Size bir türkü hediye edelim. Türküden sonra tekrar bir daha izleyicilerimize olsun. Ya da şarkı neyse işte artık onu hediye edelim. Ve Burcan'ıma soracağım bu sefer. En iyi yaptığı yemek sana soracağım. Hangisi bakalım? Ustalığınızı bir karşılaştıralım. Ne dinleyelim? Kimden? Zamansız Mehmet'ten bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki. Bu arada Mehmet kardeşimizi de geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz buradan. Ameliyat oldu. Allah şifasını versin. Kendisi hastanede. Zaten çok değerli, kıymetli bir kardeşimiz. TV2'nin İstanbul sorumlusu, evet. Benim can ciğer, kul sarması, dostum, arkadaşım. Onu da iade etmiş oldun. Zamansız Mehmet, evet. Abinden ne isteyelim? Onun şiirleri hepsi birbirinden güzel. Ben Anadolu'yum bir tık daha şu an dinlemek istediğim sanki oymuş gibi. Diye hepsini dinliyorum. Ona da buradan sevgiler sunuyorum. Geçmiş olsun dileklerini iletelim. Allah şifasını versin. Çok değerli bir abimiz. Bir ben kardeşimiz. Mehmet kardeşimizden o zaman Ben Anadolu'yum dinleyelim. Evet. Beraberinde hep beraber izleyicilerimizi izledikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Anadolu'yum arkadaş, ellerin asıllı çilelerin adamıyım. Sen bilir misin arkadaş, tarlada kazmayı, bahçede çapayı, tarlada tohum saçmayı. Sen bilir misin arkadaş, ekin biçmeyi, harman sürmeyi, ağlarken gülmeyi. Sen bilir misin arkadaş, ben Anadolu'yum arkadaş. Yaylaların dumanı, koyunların çobanı, dağların karı, kırların çiçeğiyim. Sen bilir misin arkadaş? Orak ile tırpanı, kanı ile samanı, çarık ile kara sabanı, güven ile harmanı. Sen bilir misin arkadaş? Ben Anadolu'yum arkadaş. Tandırından ekmek, yaylasından suyum, toprağının tozu, baharının yazıyım. Sen bilir misin arkadaş? Ahırdaki danayı, süt sağan o anayı, bir tas çorba ile mutlu olmayı, ekmek katık ile doymayı. Sen bilir misin arkadaş? Sen bilir misin? Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum arkadaş. Düşeni kaldıran, yoksula bakanım. Zalime saldıran, mazluma yananım. Ben Türküyüm, ben varım. Ben Zeybek, ben Horonum. Ben halayım, ben semahım. Riyasız bir sevdayım. Ben taklit yapmam arkadaş. Ben taklit yapamam.
Ben adam gibi adamım arkadaş. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum arkadaş. Ben Anadolu'yum. Evet Gülse Bey, sizin marifetleriniz daha çok birçoktur da marifetlerinizden evet. Sonra Buğurcan'ımın işte en çok yaptığı ve ya da Buğurcan'ımın elinden yemeği sevdiğiniz yemek desek veya tatlı neyse artık en çok sevdiğiniz şey nedir? Şöyle söyleyeyim, Buğurcan'ımın yaptığı ya da yapamadığı, emek verdiği her şey yapamasa bile benim için çok anlamı var. Çünkü evde biz mutfak kültürümüz kısıtlı olduğundan dolayı emek vermişse benim için her şey güzeldir. Ama yemek konusunda şey yaptığımızda da bizim biliyorsunuz da yahnimiz de bir meşhurluğu. Ordu yahnimizi İstanbul'da sağ olsun birkaç tane ordulu hemşerimiz yapıyor. Onlara olabildiğince gitmeye çalışıyoruz. Gidiyoruz da. Eşim de çok seviyor. Kendi de evde çok yapıyor ama orada bir hemşerimiz yapmış. O da bir emek sarf ediyor. Biz de gidelim orada yiyelim. Onun emeğinden biz de faydalanalım. Bizim de oraya bir katkımız olsun diye daha çok onları ziyaret ediyoruz. Yahanesini çok beğeniyorum. Evet Burcu'na. Valla izleyicilerimiz de heves ediyorlardır dinleyince. O zaman bizim arkadaşlarla da ekip arkadaşlarımızla bir gün biz de sizi yani yemeği gelelim. Yani. Evet. Ben de vallahi çok severim yani. Bekleriz. Yani özel bir yani. Evet özel bir yani. Senden. İşten çıkıyorum. Evet. Burcan'da da yani. Burcan'da yani. Evet. Sevgili Gülsel kardeşim yani iş hayatında o da bildiği kadar zaman ayırıp ve hızlı bir şekilde devam etmeye çalışıyorsun. Tıkın evet. Genç müteşebbis. Daha çok çalışmanız lazım tabii. Haliyle şartlarına gerek. İşe yatırım yapmanız lazım. Gençken uğraşmak lazım. Çünkü yaşlılıkta bazı şeyler zor haliyle. Ama zaman buldukça da tabii iş hayatının içerisinde sosyal hayata da, cemiyet hayatına da zaman ayırmak lazım. Ve sizin de bu alanda da cemiyet hayatına zaman ayırdığınızı biliyorum. Yani bu yoğunluğun arasında hakikaten zaman ve mefhumunuz çok sıkıntılı. Cemiyet hayatınızla ilgili ya da neler yapıyorsunuz? Ondan biraz bahseder misiniz? Cemiyet hayatıyla ilgili 2013'te kurduğumuz bir sivil toplum kuruluşumuz var. Yardımlaşma yapan bir firma değil, bir isim. Öyle derneğimiz söyleyeyim. Var. Bir derneğimiz var. Dernek, diğer köy, mahalle derneklerinden farklı bir olay. Hayırlıca sayımız da arttı. İnsanlara daha çok ihtiyaçlarını birlik beraberlik olup sıkıntısı olana o güçten enerji vererek onu ayakta tutmaya çalışmak. Onu kötü şeylerden yaşayacağı işte atıyorum ihtiyaçlarını karşılayabileceği maddi ve de manevi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir sistem kurduk. 2013'te kurduk. 2014'te resmi hale geldi. Ben 2014'ten beri 2013'ten beri işin içindeyim. Az bir sayıyla başladı. Bu bir ortaya para koymakla. Daha çok dayanışma derneği diyelim. Yani dayanışma derneği, evet. Ahilik, eskiden hani ne derler, eskiden atalarımızın, devlerimizin zamanında komşularına yardım etmek. Evet, evet. Hatırlamak evet. Adına. Sizin de burada o derneği kurarken birbirinizin içerisinde, birbirinizi tanıyan insanlar tabii, güvenli evet. insanlarla kurmuş olduğunuz derneğin içerisinde birbirinize katma değer ve desteklemek adına birinin bir sıkıntısı varsa o sıkıntısını gidermek gibi her konuda her maddi konuda. Manevi ne sıkıntı yaşıyorsa o sıkıntıyı gidermek adına çok güzel bir dernek. Yani evet. Ben yakinen biliyorum haliyle. Bunların sayısının artması lazım. Artması lazım. Siz bu siz de kutluyorum aynı zamanda bu işe gönül veriyorsunuz. Mesainizi harcıyorsunuz. Yine evet. Kendi memleket derneklerimizin içerisinde aktif göreviniz var. Evet. Oralarda yer alıyorsunuz. Onların içerisinde bulunuyorsunuz. Etkinliklerine zaman buldukça katılıyorsunuz. Ben yakinen evet. ettim. Bizim de etkinliklerimize her seferinde katıldınız, destek verdiniz, içinde bulundunuz. Memleketimizin gazetesine, dergisine evet. ne var ise sizin bölgemizin içerisinde hepsine maddi manevi desteğiniz ve katkınız var. Onlara katma değer sunuyorsunuz. Onların evet, gecelerine katılıyorsunuz.
ordu binler etkinliğimiz oluyor, oraya geliyorsunuz. Yani neticede hemşerisini seven, kıymet veren, gerçekten özümseyen bir kardeşimiz, arkadaşımızsın. Seni yürekten kutluyorum. Bu arada teşekkür ederim. Haliyle sana bu kadar destek veren ve senin aynı şeyde düşünce oda olan diğer yanım, kıymetli diğer yarın Burcu Hanım'a da gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Yani güzel bakan insanlar, güzel yürekli insanlar her zaman bizim için kıymetlidir. Onu da yürekten kutluyorum. Yani o da bütün mesaisini, emeğini bu işlere harcıyor. Sohbet ediyoruz. Tabii dernekten bahsediyoruz. STK'lardan, dernekçilikten, gazeteden hepsinden bahsettik. Sohbet bayağı bir geniş. Evet. Biz sohbet etmeye kalkarsak böyle hani dost meclisinde, televizyon falan evet, evet. gibi değil. Aile ortamında sohbet ediyoruz haliyle. Bunu belki saatler dolusu sohbet etsek bitmeyecek. Bitmeyecek evet. Ama her şeyin bir sınırı ve kısıtlı zamanı var. Dolayısıyla o zaman dilimin içerisinde sohbet ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda tekrar sohbet ederiz. Yani memlekette olabilir, burada olabilir, farklı bir etkinlikte olabilir. Hı hı. Veya iş başındayken sohbet ederiz. Hatta siz çalışırken işte ne bileyim kofe sonunda siz işin başında işte organizasyondayken evet. vesaire belki hani belki kafamda da Kur'an bu şeyde derler ikinci baharını yaşayanlar için. Evet. İkinci baharı yaşayanlar. İkinci baharı yaşıyorum. Belki sizden başlayabiliriz. Zemin hazır. Alt yapının temellerini atıyorsunuz şu an. Evet. Güzel. Biz de üstüne inşa ederiz. İnşallah. Ya, belli bir yaşa gelmiş insanlar bir şeyler yapmak lazım. Onları bir yere getirecek etkinlikler yapmak lazım. Evet. İhtiyacımız var. Bizim bu malzeme var. Onlarla yaparsak iyi olur. Evet. Dediğim gibi genç insanlarla sohbet etmek farklı bir şey. Güzel yatırımcı. Burcu Hanım 20 yaşında işletme sahibi oldu. Sen evet. de genç yaşta işletme evet. sahibi oldun. 26 yaşında mıydın? 26. Ben de evet 26 yaşında. Şimdi 6 yaş farkımız var evet. Neticede çoğu insan gurbette ayakta durmaktan güçlük çeker ama siz ayakta durdunuz, başardınız ve bir sürü kişiye de iş imkanı evet. sağlıyorsunuz burada. Memlekete katma değer üretiyorsunuz. Kendi öz sermayenizle işte biraz önce ne güzel söyledi 6 dal 8 dal evet 8 dal bilezikle yola çıkmış olan yola çıktık. Bugün, evet. Çok güzel bir meyve vermiş ortalıkta. Kutluyorum. Bu kutlamayla birlikte şimdi sizden genç müteşebbis yatırımcılarımıza iş imkanı, yarın öbür gün iş kuracak vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize öneri ve tavsiyelerinizi alacağım. Benim önerim şu, ticaret bir risk. Riski almazsanız ticaret yapamazsınız. Dediğim gibi sıfırdan çıkan bir firmayız. Şükürler olsun. Dayanışma sırtınızı verebileceğin benim bir diğer yanım, eşim sırt sırta verdik. Hiç kimsenin bir katkısı şey olmadan ikimizin gücüyle gecemizi gündüzümüzü birbirimize kattık. İnandık, Mevla'dan istedik. Önce inanmak lazım, dürüst çalışmak gerekiyor. Helalinize haram katmayın. Ekmeğinizin peşine düşün. Ve ticaret de bizim gibi olmak da istiyorsanız korkmayın. Yani bu işte korkulacak bir şey yok. Birçok arkadaşlarımı da ben böyle ticaret hayatına atılmasına vesile oluyorum. Onlara akıl hocalığı mı derler, yani büyüklük, abilik mi derler. Yani yaşları da benden de büyüktü birçoğunun ama onları da kendi bilgi, tecrübenle birlikte onlara yol vermeye çalışıyorum. Güzel yol alan arkadaşlarımız yine oluyor. Bu beni mutlu ediyor. Bazıları da senin yaptığın şeylerden ikon olarak seni görüyorum, seni izliyor ve senin peşinden gelmeye çalışıyorum dediği zaman demek ki ben bir şeyler yapmışım, yapıyorum ya da yapabileceğimin şeyini, izlenimini vermişim. Bu beni mutlu ediyor. Korkulmayacak. Hayat bir risk. Yani bundan korkmayın. Hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden güçlü olun, dirayetli olun. İşlerini sevecekler. İşlerini sevmek zorundalar. Yani severek yaptıkları zaman zaten başarı peşine gelir. Sevmediği iş olmaz yani. Yapamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar doğrulukta, dürüstlükle. Kesinlikle doğruluk olmazsa olmazların şeyidir. Ticarette doğruluk çok önemli. Hiçbir şeye gerek yok. Dürüstseniz, doğruysanız, eğer müşteri bunu sizde görebiliyorsa
O zaman siz para kazanmaya gerek yok. Doğruluğu kazanmışsanız parayı zaten kazanıyorsunuzdur. Evet Burcu Hanım, gençlerimize sizlerden tavsiyenizi alalım. Gülsel Bey söyledi. Gülsel Bey söyledi, benim söyleyeceklerimi de söyledi. Katılıyorum aynı şekilde. Yani dürüst olsunlar her şeyden önemlisi. İlgili olsunlar, sevdikleri, sevdiği işin peşinden gitsinler. Sevdikleri işe yönelsinler. Yani doğruyu zaten bulduktan sonra devam edecektir yani. Araştırsınlar değil mi? Yani tabii ki araştırmacı olsunlar. Kendilerini geliştirsinler. Yani biz de kendimizi çok geliştiriyoruz. Durduğumuz yer duran bir firma değiliz zaten. Sürekli yenilikçiyiz, sürekli yenileniyoruz. Yani seneden seneye büyüyoruz. Yani o şekilde. Kendi işine yatırım yapan her zaman kazanır. Yani siz şimdi burada ne yapıyorsunuz? Evet, kuaför salonunu işletiyorsunuz ama onun yanında bir sürü daha geliştirdiğiniz işinizi. Evet. Ne yapıyorsunuz? Modeller, dünya modellerine bakıyorsunuz değil mi? Yani kesinlikle fuarlara katılıyoruz. Fuarlara ziyaretçi olarak gidiyoruz. İşte evet, ne yaparsa yapsın önce işini sevecek, işinin peşinden de bu sefer işini geliştirecek hamlelerin içerisinde olması lazım. Hatalarını görmesi gerekiyor Sezer Bey. Yani eşim 12 yaşından beri bu sektörün içinde olduğu için siz devir değişiyor. Ne olursanız olsun, küçük yaştan beri başlamış olsanız bile hala da ücret verip yeni çıkan şeyler için ekstra eğitimler alabiliyor. Yurt dışından eğitimciler geliyor. Ünlü şeyler var, eğitmenler var. Onlara bile iyi paralar harcayıp hala da eğitimlere gidebiliyor. Yani çağ değiştikçe bizim şeylerimiz de değişiyor. O yüzden hep yenilikçi olmak gerekiyor. Peşinden koşacaksın. Yenilikçi olmazsan erir gidersin. Araştırmacı olacaksın, yenilikçi olacaksın. Olmazsa olmazlardan bir tanesi de bunun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. İzleyicilerimize gurur duyuyorum. Genç pırıl pırıl iki tane kardeşimiz işinin başında, işlerini geliştiriyor ve işini seviyorlar. Karı koca, beraberler. İkisi de Gürgentepe'li. Efendime söyleyeyim, kendi bölgesine aş imkanı yaratıyorlar, iş imkanı yaratıyorlar. Ve yarın bugün oraya da daha çok yatırım yapacaklar. İnşallah. Sizleri kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanda daha büyük yerlerde görmek ümit ve dileğiyle diyorum. Son mesajınızı alacağım her ikinizden. Programımıza kısmetse inşallah son vereceğiz. Sohbetimizi burada şimdilik. Şimdi son mesajımız öncelikle TV52 ailesine, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sezer Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program sunuyorsunuz. Orada değiliz ama İstanbul'daki ordularız. Az bir sayımız yok. Çok müşterilerim. Çoğunluğu zaten hemşerilerim. Onların beni bulması, bizleri bulması, işletmemizi ziyaret etmesi, bir çayımızı çorbamızı içmesi bile alışveriş yapmak başka bir olay. Bir muhabbete gelip bir selam vermesi bile bizim bir ordu havasını bize bir yaşatıyor. Bununla ilgili çok rahatım ve çok mutlu oluyorum bunlardan. Dediğim gibi ticaret yapacak arkadaşlara da az önceki söylediğimiz gibi korkmayın. Girin. Ordu güçlü. Bir işletme açtığınızda sizi sahipsiz bırakmayacaklardır. Ben buna eminim çünkü hemşerilerim çoğu benim müşterilerim. Birçok ben de onların işlerini görüyorum. Onlar da bana para kazandırıyor. İkimiz de birbirimizden mutlu ve rahat bir şekilde alışverişlerimizi yapabiliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ayağınıza sağlık, sizin de buralara kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Annenize babanıza da selam söyleyebilirsiniz. Annem babam sizi seviyorum. Siz dünyanın en güzel şeylerisiniz. Her şey sizin için. Yani gurbetteyiz. Bizim yanımızda yaşayamıyorsunuz. Biz de oraya artık biz size uyum sağlayacağız. Memleketimizde bu işleri yapmak amacımız, isteğimiz. Bütün annelerin ellerinden, babaların ellerinden öpüyorum. Evet hocam, size de mesajımız olalım. Ben de anneme, babama, annelerimize, babalarımıza, tüm ordulu hemşehrilerimize selam olsun buradan. Size de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani gerçekten mutlu oldum. Bizi konuk ettiniz, misafir ettiniz. Sıcak, ne kadar samimi bir ortamda sohbet ettiğimizi ben keyifle alıyorum. İzleyicilerimiz almışlardır. İnşallah daha çok ilerleyen zaman içerisinde sizlerle yine beraber olacağız ve çok farklı bir yerde inşallah sizleri daha göreceğiz. İnşallah. Bizleri misafir ettiğiniz için ben size teşekkür ediyorum.
Ayağınıza sağlık. Ordu'yu buraya getiriyorsunuz. Ordulu işletmecileri, iş adamlarını, hemşerilerine buluşturuyorsunuz. Sizin yaptığınız iş çok güzel. Çok beğeniyorum. Beğenerek de izliyorum. Yani size de böyle bir fırsat doğdu verdikleri için kanala ve kanal sahibimize ve çalışanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya sevdası Ordu olan farklı bir konuğumla beraber, farklı bir mekanda sizlerle beraber olmakla ümidiyle hepinize saygı, sevgi, sevgilerimle hayırlı akşamlar diliyor. Esen kalın. İyi akşamlar. Bey Burgu'yla Bir Sevdadır Ordu sona erdi.